Herkese merhaba. Bu kitabı ikinciye gösteriyor olacağım ama muhtemelen ben bu kitabı hemen bitiremeyeceğim. Çünkü her sayfada yeni bir konuya kafamda bir geçiş oluyor ve onu araştırmaya başlıyorum. Tekrar tekrar okuyorum. Muhtemelen bu kitabı birkaç kere daha okuyacağım. Ben bu kitabı okurken tiroidimle çok bağlantı kurmuştum ki zaten bununla ilgili de bazı konulara değiniyor. Bu direkt biyoloji temelli bir kitap değil. Birazcık burada yazdığı gibi okuyacak olursam modern bilimin sentezi üzerine biraz spiritüel tarafı da var ama ön yargılı olmamanızı tavsiye ederim. Zaten burada amaç buradaki bilgiler kesinlikle doğru uygulamamız lazım gibi bir sert bakış açısına gerek yok. Burada alabileceğimiz şeyleri alacağımız şekilde bir bilince bakmamız gerekiyor. Sezgilerimizi daha iyi tanımak ve burada bahsedildiği gibi vücudumuzda organlarımız arasındaki gerçekten enerjisel bağlantılara hakim olma konusunda bize güzel fikirler verebilir. Yani sadece tiroid haşimatı olarak düşünmeyelim. Tüm metabolizmamızla ilgili ya da zihinsel, psikolojik her şeyimizle ilgili bağlantı bulabileceğimiz bir kitap. Şimdi bu kitapla ilgili konuya değindikten sonra şuna dönmek istiyorum. Tiroid serimin ilki gibi olabilir ama tabii ki sıralama olarak nasıl paylaşacağımı bilmiyorum. Şu an bu ilk çektiğim olacak. Bende anti-TPO olduğu zaman bununla ilgili ne olduğunun üzerine bir araştırmada bulunmamıştım. Ama öğrendikten sonra karakterimle olan bağlantısını kurmaya başladım. Yani mesela şöyle anlatabilirim. Anti-TPO buraya bir antikor saldırısı yani tiroid bölgemize. Yani orada bir sorun var ya da yok olmadan oraya bir sorunu çözmeye yönelik antikor gönderiyor. Bu gerçekten ilginç. Bu sefer ben de karakter özelliklerime, davranışlarıma tabii bakmaya başladım. O süreçteki, geçmişteki. Mesela diyelim ki birinin size ihtiyacı var ya da biri sizi kullanmaya kalkıyor gibi bir olasılık sadece varsa bile bununla ilgili yardımcı olurken nasıl suistimale uğramam üzerine düşünmeye çalışıyorsanız, çok inceyseniz, yani çok incelikten kastım burada derin düşünen bir insansanız, burada kendi kendinizi korumak için aynı bu fiziksel olarak antikor gönderdiğiniz gibi zihinsel olarak da bunu yapıyor olabiliriz veya davranışlarımız, yaşam biçimimiz buna göre yeniliyor olabilir. Bu yüzden belki de davranışlarımızla vücudumuzun verdiği tepkiler arasında basit bir bağlantı vardır. Ve biz bunu bağlantı yapmadığımız için bambaşka yerlerde cevap arıyor da olabiliriz. Bunun tabii ki kanıtlı bir durumu şu an ben sunamıyorum. Belki araştırınca onu da buluruz. Ama ben şuradan emin olamıyorum. Ben anti-TPO'yu çözmeye kalktığım zaman o bir ay içerisinde her tuşa birden bastım. Beslenme üzerine, öz telkin, meditasyonlar, bununla ilgili videom var zaten. Açıklamada da tekrar koyarım isterseniz. Hiç izlemediyseniz tekrar bir bakabilirsiniz. Ben bütün tuşlara bastığım için hangisinin işe yaradığını henüz bilmiyorum. Ama bunlardan birinin işe yaradığı kesin. Öz telkin olarak, bölgesel olarak, yani burayı tanıdıktan sonra, beyinle olan bağlantısını bildikten sonra ne zaman neye tepki verdiğiyle ilgili bir anlamlandırma sürecine girmiştim. Mesela diyelim ki haksızlığa uğradım. Ya da bir konuda haklı ya da haksız olmanın bir önemi yok. Kötü bir dille size bir şeyler söyleniyor, bir saldırıya uğruyorsunuz. Bölgesel, mesela size tiroid değil başka bir sıkıntı fark edersiniz, o da olur. Ben şu an tiroid konusu olduğu için ve ben bunu deneyimlediğim için bunu anlatıyorum. Bölgesel ısınma ve sıkışma, hani boğazım düğümlendi denir ya, onun daha alt versiyonu olarak düşünün. Burada bir sıkışma ve bir ısınma, bölgesel bir ısınma olduğunu fark etmeye başladım. Aslında geçmişte de oluyormuş ama ben oraya odak vermediğim için arka planda kalıyormuş. O geçmişteki bütün hatıralar da geldi. Yani evet benim bölgesel bir yüklenmem söz konusu ve bir sorun yaşadığımda onunla mücadele etme üzerine bir sıkışmışlık hissim var. Demek ki bunun üzerine çalışmam gerekiyor. Öz saygı, öz telkin olur, kendini ifade etme üzerine, kelime dağarcığı edinme ya da duygu stres yönetimi üzerine gelişmeler olabilir. Bunun üstünde durmaya başladım. Ve bunun da muhtemelen bölgesel bir düzelmeye ihtimal verdiği söz konusu. Çünkü bir ayda bir anda anti-TPO yani antikor gönderme yok oldu. Sonuçlarda öyle bir şey yok. Bu iyi bir şey ve sebebiyet olabilir. Ve siz de bunu belki deneyebilirsiniz. İlk seri olarak bu bilgiyle başlamak istedim.
diğer serilerde görüşmek üzere.